أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yok, burada bir hata var yani. Tamam. Neyse. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ne o? Kalem. Şimdi güzel kardeşim, zikrul musnedi ileyh. Bu şey ibare hatası. Şu ileyhi sil. Üzerini çiz. İleyhi değil. Müsned çünkü bu konuştuğumuz. Müsnedün leh değil ki. Evet. Yani bu zaten kitabın aslında yok. O işte yani neşredenler daha kolay olsun diye şey yapmışlar. Zikrul musned. Müsnedin zikri. Müsnedün lehi anlatmıştık biliyorsun. Ne zaman zikredilir? Hasfi anlattık. Dünkü derste. Şimdi de zikri anlatacağız. Esas ibare bu. Ve emma zikruhu. Yani emma deyince cevabında fe gelecek biliyorsun. Yani müsnedin zikredilmesi, hazif değil de zikredilmesine gelince felima merla. Felima şu sebepten dolayıdır. Ma biliyorsun ismi mevsul, nerede sıla cümlesi. Yukarıda geçen sebeplerle. Yani aynen müsnedün lehte olduğu gibi. Nedir mesela? Asıl olan odur zaten. Asıl olan yani zeydün katibün demek yani. Asıl olan zikretmektir. Ev, bu da çok önemli bir kural. Şimdi nedir o? Yani diyor ki ev en yeteayyene veya kesinleşmiş olur. Anlatabildim mi? Kevnuhu yani müsnedin ismen evfiyelen. Yani zikretmekle acaba müsned, müsned biliyorsun isim de olabilir, fiil de olabilir. Hı. Mesela Zeydün katibün, anlatabildim mi? Zeyd katiptir, isimdir orada müsned. Hı hı. Ama Zeydün ketebe fiildir. Hı hı. Zikretmekle fiil mi kastediyorsun, isim mi kastediyorsun? Çünkü fiil olması ayrı bir mana var. Hı hı. Şimdi zikredeceğiz. Hı hı. Bu da ayrı bir dert. Hı hı. Yani acaba ikisini de söyleyebilir miyim? Söyleyemezsin. Hı hı. İsimler de gelir, ismi failleri de gelir. Yani isim ayrı, fiil ayrı. Demek ki kesinleştiği zaman, yani müsnedin fiil mi, isim mi olduğu, o zaman mecburen zikredeceksin yani. Evet, bitti. Zikir bu kadar. Şey gibi değil. Yani bu müsnedün leh kadar o kadar şey değil. Gel gelelim. Ve emma ifraduhu. Bu da çok önemli. Müsned demek tekrar etmek. O kadar önem veriyorum ki buna. Müsnedün ileh demek, mübteda demek, fail demek, naibi fail demek. Müsned demek de, anlatabildim mi? Haber demek. Bak. Veya fiil ve fiil manası demek. Yani bu o kadar önemli ki, bunu bilmediğin takdirde hiç buralara okuma yani. Anlatabildim mi? Şimdi, bu amma ifraduhu. Bu niye bunu söyledi? Haber iki türlü olabilir. Cümle olabilir. Bunu okuduk. Zaten okuyacağız. Mesela Zeydün cae haberdir bak burada. Ama bir de müfred olabilir. Yani tek bir isim, cümle değil yani. Zeydün katibün gibi. Anladın değil mi? Katibün. Ne zaman müfred olur? Ne zaman cümle olur? İşte bura önemli. Yani bu da çok önemli yani. Mecburi manada. Niçin müfred gelir? Felikevnihi, anlatabildim mi? Haberin olması sebebiyle, gayre sebebiyim, gayri sebebi olması sebebiyle. Ne demek gayri sebebi? Yani dert bir değil ki, elvan elvan. Anlatacaksın bunu yani, anlatabildim mi? Şimdi bir defa gayri sebebiden bir, iki türlü haber var. Yani daha doğrusu müsnet var. Biri sebebi, biri gayri sebebi. Hmm. Sebebiden kasıt, bak, ce'e zeydun, bak şey, veya daha rahat olan bir şey, zeydun kâne ebuhu. Bak, Zeyd babası ayakta olandır. Bak burada sebebi, ayakta olan Zeyd değil. Sebebi demek yani başka birine ait o fiil veya şipi fiil. Kendine ait değil.
kendine ait olduğu zaman gayri sebebi diyoruz yani. Direkt mübaşereten buna ait. Hmm. Mesela Zeydün kaymı. Hmm. Zeyd ayaktadır. Hmm. Şimdi anladın mı sebebiyle gayri sebebi? Bu da çok önemli bir kural. Yani çok enteresan bir kural. Demek ki Zeydün kaymı. Bu şeydir. Direkt gayri sebebidir. Ama Zeydün kame ebuhu, anlatabildim mi? Direkt şeydir. Sebebidir bu. Tamam mı? Şimdi demek ki sebebi olmadığı zaman müfret gelir. Anladın mı? Zeydün kaymi gibi. Veya Zeydün kame gibi. Müfret. Ama Zeydün kame kamet ihvetuhunne ihvetuhu, kardeşleri ayağa kalkan dediği zaman o zaman yani cümle halinde gelir. Ma'a, bu da çok önemli. Ademi ifadeti tekavvil hükmü. Hükmün takviyesini ifade etmemekle beraber. Yani ne demek? Hükmün takviyesini ifade etmez bu. Çünkü Zeydün kaymün diyoruz. Yani takviye yok, yok burada. Ama Zeydün kam edersen o zaman direkt cümle halinde gelmiş olur. Takviye eder manayı. Anlatabildim mi? Evet. Arada fark var yani. وَالْمُرَادِ بُالْسَبَبِ Sebebiden kasıt, anlattım ben bunu. نَحُ زَيْدٌ اَبُوهُ مُنْتَلِكٌ Zeyd babası giden, ayrılan adamdır. Bak burada اَبُوهُ مُنْتَلِكٌ var. Yani Zeyd müpteda. اَبُوهُ ikinci müpteda. Onun haberi, şeyi, ikinci müpteda. مُنْتَلِكٌ ikinci müptedanın haberi. Bu müpteda haber, mahallen merfu, Zeyd'in haber cümlesi. Tüm ikisi beraber. Tabii, cümle halinde geldi bak. Peki hocam buradan Zeydun. Ha tabi anladım. Tabi. Mübteda. Tabi. Ebu ikinci mübteda. Muntalik'in ikinci mübtedanın haberi. Mübteda haber mahallen merfu. Zeyd'in haberi. Burada sebebi cümle gelmiş onun için. Tamam mı? Anladık mı güzel anladım kardeşim? Hocam, ha peki. Müsned'in başka bir şeyi. Başka bir önemli özelliği. Hep bunlar ayrı ayrı konular. وَاَمَّا كَوْنُهُ فِعْلًا Peki müsned fiil olursa ne olur? Yani niye isim değil de fiil oluyor? Burada bir fark var mı? Bu çok önemli bu. Elbette var. İsimle kıyaslanmaz. İsim olduğu zaman daimilik arz eder. Devam arz eder. Sebat arz eder. Ama fiil getirdin mi? Kullanacağın fiile göre zamanla kayıtlıyorsun sen. Hala yani keyfi, Zeydün kame, Zeydün kaimin. Efendim ikisini de kullanabilir mi? Ya öyle edebiyat yazarken öyle kullanamazsın. Şeye göre anlatabilir miyim? Her şey müthiş bir şey yani bu. Fiil üç çeşit veya işte iki çeşit, üç çeşit neyse. O sinmin gelince hani yani bunun yani müsnedin fiil veya isim oluşundaki maksatlarını anlatacak şimdi yani. Önce fiili anlatıyor. Bu çok önemli. Ben buradan çok ders almışım bu kaideden. وَاَمَّا كَوْنُهُ فِيَلًا Fiil olmasına gelince فَرِدْ تَقِيدْ Kayıtlamak için. بِأَحَدِ اَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ Üç zamandan biriyle kayıtlamak için. Yani ne demek? Mazi, müstakbel ve hal. Mazi, müstakbel ve hal. Ala ahsari veçin, en kısa şekilde. Yani direkt o şeyi getirdin mi kayıtlamış oluyorsun. Yani direkt kayıtlanmış oluyorsun. Ma ifadeti teceddüzi, ahsari veçin, en kısa şekilde. En kısa şekilde. Ahsar biliyorsun, kısalt, hasara yaksıyor. Muhtasar da oradan geliyor ya. Ahsar ismi tafdil biliyorsun. Evet, ismi tafdil. En kısa şekilde. Ma ifadeti teceddüdi. Fiilde bir de yenilenme söz konusu. Bak o da önemli. Yenilik söz konusu yani. Yeni olan bir şey var. Zeydün kame, Zeyd kalktı. Bak burada bir yenilik var yani. Oturuyordu, kalktı demek. Evet, evet, evet. Veya Zeydün yakumu, ayakta duruyor. Devamlı bir yenilenme. Zeydün seyakumu, kalkacak. Hepsi. Kekavrihi minel kamil, bunları biliyorsun. Eve kullema varadet ukade kabiletun. Yani ukaze kabiletun ba'su ileyye arifehum yetevessemu.
Yani Ökaz bir çarşı biliyorsun. Yani Mekke'de meşhur bir çarşı. Bu çarşıda bir araya gelirler, olaylar olur. Anlatabildim mi? Yarışır kabileler, aralarında rekabetler olur. Mal rekabeti, şair, Sukul Ökaz yani. Meşhurdur bu. Hala var mı? Allah bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani bildiğimi söyleyemem. Acaba bir şey var mı yok mu bilemiyorum. Neyse. Ökaz karşısına ne zaman, Ökaz çarşısına ne zaman bir kabile gelse, anlatabildim mi? Ba'su. Neden fe gelmedi? Küllemada fe gelmesi lazımdı. Cevabında gelmez. Çünkü fiil-i müzari ve fiil-i mazi de gelmez. Bu isim cümlesi olsaydı mutlaka fa gelirdi. Anlatabildim mi? Ha, bunlar önemli şeyler. Bu kurallar o kadar önemli ki yani öyle şey değil. Yani ismin gibi bileceksin bunları. Yani emma, küllema. Anlatabildim mi? Yani böyle. Evet. Da. Neyse biz şeye dönelim, konuya dönelim. Diyor ne zaman Ukaz çarşısına bir kabile gelse varedet gelmek demek biliyorsun. Da'su gönderirler. İleyye bana arifehum. Bu her kabilenin iş bilen, yol gösteren rehberine arif derler. Ariften geliyor aynı mana yani. Yani işlerini halleden rehber yani. Her kabilenin rehberi, lideri. Liderlerini bana gönderirler. Yetevessemu. Yani yüzü devamlı yani şey yapar. Nedir? Her an devamlı düşünür. Anlatabildim mi? Bir şeyler ister. Bak bakalım hele. Sözlüğün senin vesemeden gideceksin. Türkçe tam karşılığı ne veriyor? Bir bak. Zararı yok bunu öğrenelim. Vesem. Vesem, evet. İşaret, vesem'e işaret. Yani işte işaretler, bu değil tabii. Kabile işaret. Yok, değil, değil. Vesem'e, şey, tevessüm gelecek. Tevessüm gelecek. Gelmiyor. Bu hangisi? Hemen ekleyelim. Çünkü öyle görmez belki. Ha, ha tevessüm işte bu. Ya incelemek bak. Hmm. Yani devamlı inceler. Doğru ve bana vermişiz yani. Devamlı inceler. Araştırma yapar, inceleme yapar. Aynı mana, yanlış bir mana vermemişiz. Ben bakmamıştım da belki azberleyemedim diye. Evet, evet. Bu da bitti. Bu fiil geldiğinde demek ki zamanla kayıtlamak için yani. Bak burada şu şimdiki hali anlatıyor. Anlatabildim mi? Zamanla kayıtlıyor. Evet, zamana bağlıyor. Zamana bağlıyor yani. Ve emmâ kevnuhu ismen. Müsned'in isim olmasına gelince. Bu da çok önemli. Feli ifadeti ademihim. Ne burada zamanla kayıtlama var? Sübut ifade. Adem. İkisi de yokluğuna ifade ediyor. İkisi dediği ne de yenilenme var. Sabit bir şey. Ne zamanla kayıtlıyor? Ne de şey, ademihima dediği o iki şeyin yokluğunu ifade etmek için. Yani Zeydün Katibin diyorsun, sabit bir hakikat yani. Yani Zeydün Yektübü desen şu anda yazıyor. Yani katip olmayabilir. Anladın mı? Şu anda yazar. Evet. Çok hassas bir konu yani. İsim cümlesi Kur'an-ı Kerim'de belagat nüktesi olarak da bunu çok riayet ediliyor yani. Anlaşıldı değil mi? İki şeyin yokluğu için, yokluğunu ifade eder. Bir, zamanla kayıtlı olmadığını, iki, yenilenme söz konusu olmadığını. Kekavlihim nel basit. Çok hoşuma gidiyor bu cümle. Ulan tam bizim gibi bu da. Ulan kafasız şair. Diyor ki, la ye'lefu dirhemul madrubu surratena, lakin yemurru aleyna ve huve muntalik. Diyor ki, valla yani sikkeli bir para hiç bizim kesemize alışmıyor. Kalmıyor kesede yani. La ye'lefu alışmıyor. Dirhem dirhem para yani. Gümüş paraya diyorlar. El madrubu sikkeli demek. Surratena da kesemize alışmıyor bir türlü. Lakin ama yemurru aleyha.
keseye uğruyor. Bu hamurun tarifini sana geliyor. Tam memuru tarif ediyor bence. Memur kimdir? Memur şudur. La ye'lefu dirhemul madrubu dosurratena lakin yemurru aleyha ve hu muntalikun. Muntalik bak burada işte isimdir bu. Anlatabildim mi? Muntalik. İşte bunu bahsediyor yani muntalik. Öyle güzel ifade ediyor hocam, ki. Hocam buradan siz kapatabilirsiniz. Peki. Kapmam da kapatabilirsin. Şu ötekini kapat. Hayır hayır öteki. Burada bizim şahidimiz ve huve muntalik. Yani haber olan şey muntalik sübut ifade ediyor. Hüve mübdeda o müsnedün ile. Yanlış yapmışlar değil mi? Yok. Niye? Vah vah. Vah o şey. Şiirin okunuşu o. Yani o şey, vezne uyması için. Aslı vehvedir. Ama şiire uyması için vahve muntalik denilir. Çünkü kalıbı, basit kalıbına ancak öyle uyuyor. O normal, şiirden dolayı. Burada muntalik devamlı gedici yani. Hiç benim şeyimde kalmıyor yani. Bizim kesede kalmıyor. Sebat ifade ediyor. Anladın değil mi? Geldik müsnedin başka bir haline. Bu da çok güzel. Şimdi müsned deyince tekrar hatırlatıyorum. Haber, bak, fiil, fiil manası. E tamam da bazen haber ismi fail olur, ona hal gelebilir, temiz gelebilir. Ayrıca fiil cümlesi olur, mef'uller gelebilir. Bunlara biz takidatül fiil diyoruz. Bak bu çok önemli bir okuduk yukarıda. Şimdi de söyleyeceğim. Yukarı derken ta yukarıda. En başta okuduk. وَاَمَّا تَقْيِيدُ الْفِعْلِ Bu işte. Fiilin kayıtlanması. زَيْدُنْ جَا edersin de dariben dersin bir de. Yani orada bir hal gelir. Fiilin kayıtlanması. Veya dersin زَيْدُنْ دَارِبُنْ اَمْرًا Amri dövücüdür dersin. Kayıtlamış oldun. Bir fiilin kayıtlanması, anlatabildim mi? Bi mef'ulin ve nehvihi. Mef'ul veya benzerleriyle. Mef'ul derken anlıyoruz. Beş çeşit mef'ul. Nehvihi derken de temyizdir, haldir, tekittir. Anlatabildim mi? Atfı beyandır. Vesaire, vesaire, vesaire. Bunlarla kayıtlanması da çok nükteli. Öyle rastgele yapılmaz. Niçindir peki? Terbiyetil faideti. Faydayı artırmak için. Faydanın terbiyesi olmaz. Yani artırmak için. Evet. Vel mukayyedu. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Mesela aşağıda ve takyidü demiş doğru olan bu. Yani takyide misal, mukayyet değil de takyit olması lazım. Burada bir misali. Şey yani. Kayıtlamaya misal. Veya mukayyede misal yani ikisi de olur. Fi nehri şu gibi. Kâne zeydun muntalika. Tamam mı? Yani zeyd muntalık idi. Bak burada kâne oluşu, bak muntalikan, bir dakika ya, burada ne demek? Kâne, was, zeyd was, muntalikan. Ha ha, şey, tamam. Vel mukayyedu, mukayyed, fi nehbi kâne zeydun muntalikan. Kâne zeydun muntalikan de, mukayyed, yani kayıtlanmış olan, huve muntalikan, muntalikandır. Kâne değildir. Kâne ef'ali nakısa ya, yani onu lütfen hesaba katma diyor burada. Yani anlatabildim mi? Yani şayet kayıtlanmış olsaydı, kayıtlanacak o. Yani burada zamanla kayıtlanan budur yani. Yani onu dikkat çekiyor. Yani burada kâne-i fiil kabul etme, tam fiil değil ya. Evet, nakıs. Nakıs fiil olduğu için. Orada diyor, mukayyed olan, yani şeydir diyor. Şuradan bir şey verir misin güzel kardeşim? Böyle. Kusura bakmayın. Ağzımızdan, burnumuzdan şey akıyor. Evet. وَاَمَّا تَرْكُهُ وَاَمَّا تَرْكُهُ Yani kayıtlamayı terk
ise felimani'in minha. Yani faydayı terbiye ve çoğaltmaya engel olduğu için. Mesela fırsat elden gider. Anlatabildim mi? Veya işte ne bileyim ihtiyaç duyulmaz. Bir engel vardır yani. Niye kayıtlamıyorsun yani? Kayıtlamayışının sebebini anlatıyor. Ya bir engel olur yani. O ayrıntıya girmeyelim. Aşağıda açıklamış ama gerek yok onlara. Şimdi biz geldik kayıtlamaya devam ediyoruz. Esas kayıtlama bu. وَاَمَّا تَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ Yani müsnedin şartla kayıtlanması. Şart derken in, iza ve benzerleri. Anladım. Bütün şart edatları. Ha. Peki bunun maksadı ne? Yani aynı zamanda sana şart edatlarını anlatacak. Yani enteresan bir şey. Burada okursan onu, var mı bilmiyorum. Çok güzel anlatmış uzun uzun misalleriyle birlikte. Ama burada da zannediyorum var. Anlatabildim mi? Yani ha. Bunun maksadı nedir? Ne faydayla bu? Yani şartla bir kelime kayıtlanıyor. Yani acayip ben sana söyleyeyim. Şu anda nahiv ilmini sen takviye ediyorsun. Feli itibarat. Bu değişik maksatlar için olabilir. İtibarat yani a lot of considerations. Anlatabildim mi? Yani bunun gerekçesi çok şeyler olabilir. Yani çok sebepler olabilir. La tu'rafu. Bunlar kesin bilinmez. İlla bi marifeti bilmekle o öğrenilir. Ma beyne edevatihi minet tafsil. Ayrıntılı olarak şart edatlarını tanımakla ancak o gayeleri öğrenirsin. Her şart edatının ayrı bir hikmeti vardır demek istiyor. Anladın mı? İnin ayrı bir hikmeti var. İzanın ayrı bir hikmeti var. Niye in getirdim de iza getirmedim? Evet. Hepsi hikmetli. Yani onu diyor yani. Kayıtlamanın belli şeyleri var. Anladın mı bu cümleyi? Anladım hocam. Yani demek ki şartla kayıtlama değişik gayeler için olur. Bu gayeler de ancak ayrıntılı olarak şart edatlarını tanımakla bilinir. Yoksa bilemezsin. Vakat bu yine zalike fi ilmin nahl. Nahiv ilminde bunlar açıklandı. Ben burada açıklamayayım diyoruz. Ama bazı misaller yani verecek üç şeyle alakalı. En çok senin ihtiyaç duyduğunla alakalı misal verecek. Velakin ancak yani evet nahiv ilminde açıklanmış ama labütte minen nazari. Bakmak gerekir. Labütte kalıbını görüyorsun değil mi? Yani haberinin başına min geliyor. Yani çok önemli bu ha. Büdde ismi minen nazar haberi car mecrur. Bakmak gerekir. Yani bakmak gerekir yani. Anlatabildim mi? Neye? Nazar etmek gerekir. Hahüna burada fi üç şart edatına bakmak gerekir. O da indir, izadır ve levdir. Hahüna burası demek yani. Burada. Biliyorsun ismi işareti. Mekan bildiren ismi işareti. Tamam mı güzel kardeşim? Ha, fe in ve iza. İn ve iza, bura çok önemli. Li şartı fil istikbal. Gelecekte şart koşuyorsun. Yani bunu nenem dahi biliyor. Anlatabildim mi? Yani in ekramte, anlatabildim mi? Ükrimke. Sen bana ikram edersen, ben de ikram ederim. Şimdi burada, ükrimke'de biliyorsun, ene müsnedün ileyhtir veya in ekramte. Yani ente müsnedün ileyhtir. Ekrame, ikram fiili müsnettir. Ve gelecekte şarta bağlanmış. Sen bana ikram edersen, ükrimke, ben de sana ikram ederim. O da şarta bağlı. Anladın mı? Ha, o da şarta bağlı. Orada misal vermemiş çok basit olduğu için. Yani in ekramte ükrimke misal olarak onu ezberinde tutabilirsin veya başka bir şey. Ama işte bura çok önemli. Bura bunu var ya bugün bunu öğrensem ilim olarak yeter sana. Şu kural. Aslan belagat. Bunu nahiyüde her zaman bulamazsın. Lakin ancak aslan. Yani inle iza ikisi de gelecekte şartı ifade eder.
Yani اِذَا جِئْتَ جِئْتُ اِلَيْكَ. Sen bana gelirsen ben de gelirim. Bu nenem de anladı bunu. Ama lakin aslu in, inin temel kuralı, iyi bak oraya, ademul cezmi bir rükû'i şartı. Şartın, anlatabildim mi, kesin meydana geldiğini ifade edemiyorsun inle. İnde asla kesin meydana gelmiş değil. Kesinlik yok. Olur da olmaz da. İn ciğite, in ekramte, ükrim ki. İkram edersen ben de ikram ederim. Yani ikram etmiş olabilirsin de, olmayabilirsin de. Ama ve aslu iza. İzanın aslı ise el cezmu bi vukuihi. Yani o şart kesin meydana geldiğine delalet eder. Başka yerde izah kullanılmaz. Mesela hemen ezbere biliyorsun bunu. İza ce'e nasrullahi vel fethi. Allah'ın yardımı, nusreti ve fetih geldiğinde, yani gelmiş, kesin gelmiş bu. Kesin gelmeyeni, وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Artık Kur'an'ı böyle oku. Musa kavmine şöyle şöyle dediğinde, acaba bu olmuş mu? Yok, kesin olmuş ki izah kullanılıyoruz. Hocam İngilizce'de de bu mesela şeyde var. Yani tabii if conditional'lar var, bir de mesela when var. Olduğunda. Ya işte yani bu ona benziyor, biraz benziyor. Mi? Ama evet, değil benziyor. Değil mi? If'in bir tam çeşidi değil, evet. Fakat ama when bu andre. Ayrıntı çok tatlı. Evet. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'de çok kullanıyorum. Yani anladın değil mi? Hocam o şart. Yani izadaki şart. İzadaki şart kesin olayın bit olduğunu ispat ediyor bak. El cezmu bi vuku'i. Şartın kesin olduğunu. Cezm kesinlik demek. Kesinlik demek. Anlatabildim mi? En güzel örneği de izâ câe. Daha misale gerek yok. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Bak, ve râeyte, devam ediyor câe'nin atfı. Ve râeyte'n-nâse yedhulûne. Oku. Ve râeyte'n-nâse yedhulûne fî dînillâhi. Fî dînillâhi efvâca. Bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, giriyor zaten, olmuş. O zaman fesebbih. İzanın cevabında neden fe geldi? Çünkü emir o. Emir olduğu için bizim İçişleri Bakanı dangalaklık etti biliyorsun burada. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Hamd ile Rabbini tesbih eyle ve istiğfarda bulun. İnnehu kâne tevvâb. Evet. Çok tatlı. Ya öyle. Çok önemli bir kural bu. Bak bugün sırf bunu öğrenmiş olsan yeter. Hepsi yani. Tabii buralar çok hassas mevzular. Tabii. Yani, evet. Bak burada şimdi önemli bir kural daha zikrediyor. Ama önemli bir kural daha anlatıyor. Dinle. وَلِذَٰلِكَ bu sebeple كَانَ النَّادِرُ مَوْكِعًا لِئِمْ. Yani nadir olan şeyler inle gelir yani. İn ekramte, in ciğte. Yani o zaman eğer bir şeyi nadir şeyler için şart kullanacaksan o zaman inde kullanacaksın. Ama kesin olmuş artık orada nadirlik yok. Orada izah kullanacaksın. Tamam mı? Nadir olan yani az vuku bulan. Yani illa dedik ya olur da vuku bulur da bulmaz da yani. Biraz öncekini açıklıyoruz. Yağmur hep yağar ama... Yağmur yağdığında dersin. Yağmur yağdığında. Çünkü arada sırada yağar, arada sırada yağmaz. Mesela taş hiç yağmaz. Taş yağmaz. Ama yağdığında... Yok yağmur da arada sırada yağar. Her gün yağmaz ki. O zaman in. Tabii in. İni nadir olan yerlerde. Yani vuku nadir olan demek. Yani vuku nadir olan yerler... İnin yeridir diyor. Mevki dediği mevki yani yer manasına. Ha geldik bir diğere daha. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Kesin olduğu için bak bu da o kadar önemli ki yani izadan sonra olan olay el cezmu lil vuku. Vuku kesin olan şeylerde kullanılıyor. Yani meydana gelişi. Hıbörün kesin. O zaman galebe lafzul madi maiza. Genellikle iza ile mazi lafzı kullanılır. Hani dedik ya kalp sanatı diye hatırladın mı? Yani izace nasullah. Bak orada
Efendim geçmiş zaman. İşte tabii. Yani çünkü kesin olmuş bir şey, olacak olmuş bir şey. Ki vuku kesin olan. Yani illa vuku bulmuş olması da şart değil. Anlatabildim mi? Vuku kesin olacak olan. Nahu mesela feyza ca'athumul hasenatu. Yani kendilerine güzel bir şey geldiğinde bunu ehli kitap için söylüyor. Yani burada vuku şey fiil-i mazi kullanılıyor yani. Halbuki gelmemiş olabilir. Yani ileride de geldiğinde. Kalu derler ki bak kalu dikkat edersen izanın cevabında fiil-i mazi olduğu için fe gelmedi. Evet. Bu kelimelere dikkat et tabii fiil. Fiil olduğu fiil zaman gelmez. Tabii gelmez. Ya, ama her fiil cümlesi değil. Sadece mazi ve müzari. Şey hariç. Mesela müzari gelir, başına sin gelir. Otomatik menfe gelir. Sin çünkü hiç sevmediği bir şeydir. Araya bir fe girecek. Bunlar çok hassas mevzular. Kalû lenâ hâdih. Yani ehl-i kitap diyor ki zaten bu bizimdir. Hakkımızdır yani. Bu bizim hakkımızdır. Ve in tusibhum seyyi'atun. Çünkü kötülük arada sırada olur. Bak burada fiil-i mazi değil, fiil-i müzari geldiğinde. Dikkat ediyor musun? İkisine de misal yani. Evet. Ha, nadirdir çünkü. Kötülüğün gelmesi nadirdir. Yani bir bela, musibet onun için bunu kullandı. Bir ayette ikisini de. Eğer onlara bir kötülük isabet ederse yattayyaru bi Musa ve men ma'hu. Hazreti Musa veya onunla birlikte olan kişilere uğursuzluğu verirler. Tatayyur yani yattayyaru tatayyurdan geliyor. Uğursuzluk hissetmek. Yani sen mesela birisinin gelişini, sen ona uğursuzluğu ona veriyorsun yani. Yani iyilik olduğunda bu bizim hakkımızdır derler. Başlarına bir musibet gelirse bunun sebebi Musa ve yanındakilerdir derler. Tam Yahudilerin şeyi, tarifi. Bak, لِأَنَّ الْمُرَادَ Çünkü el-hasene'den kasıp el-hasenetu mutlakatu cinsidir çünkü orada. Hani eliflam var ya, mutlak hasene. Mutlak hasene bak aşağıda. لِأَنَّ الْمُرَادَ Zira bu el-hasene'den kasıt el-hasenetu mutlakatu. Yani mutlak hasene. Mutlak hasene dersen cins için diyor yani. Eliflam orada cins için. وَلِهَذَا Bu sebeple عُرِّفَتْ تَعْرِفَ الْجِنْسِ Başına cins için olan eliflam geldi. Tamam mı? Ta, marife yapıldı yani. Yani hep böyle nahivle belaat iç içe. Ama وَسَيِّيَ سَيِّيَ ise nadiret. Nadir olan bir şeydir. Onun için bir nisbeti ileyha, iyiliğe nispetle. Cenab-ı Hakk'ın hasenesi, iyiliği, güzelliği çoktur. Ama musibet arada sırada. Onun için وَلِهَذَا نُكِّرَتْ Bu sebeple nekre yapıldı. Yani. Nekre biliyorsun azlık ifade ediyor ya. Evet burada kalsın.